change the world. Dün bugün yarınla yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümümüzde sanatı konuşacağız. 20. yüzyılın en önemli kadın, Türk kadın sanatçılarından birini konuşacağız. Onun oğluyla konuşacağız. 20. yüzyılın en önemli ressamları arasına girmiş, Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından Prenses Fahrünnisa Zeyd'i konuşacağız bugün sayın seyirciler. Fahrünnisa Zeyd sanatıyla İstanbul'dan Irak'a, Paris'ten Londra'ya, Basel'den New York'a, Almanya'ya ulaşan bir kadın sanatçıydı. Zeyd'i hayat hikayesini ve kişiliğini yansıttığı resimlerinin sergilendiği bu galeride oğlu Prens Raad bin Zeyd ile konuşacağız. Prens Raad bin Zeyd, dün bugün yarına hoş geldiniz. Ayrıca İstanbul ve Türkiye'ye de hoş geldiniz. Biz dün bugün yarında biraz geçmişi, bugünü ve yarını konuşuyoruz. Bugün de sizin değerli annenizin geçmişini, sizin onunla olan anılarınızı ve onun sanatını konuşmak istiyorum. Size ilk önce şunu sormak isterim. İstanbul'a birçok kez geldiğinize eminim. İstanbul'a geldiğinizde ilk olarak ne hissediyorsunuz? Son günler hayatımda geçirdiğim en mutlu günlerdi diyebilirim. Annemi geçmişte düşünmek, genç bir çocukken geçirdiğim o güzel günler ve onunla yaşadığım bütün tecrübeler bana mutluluk veriyor. Onun resim yaptığı zamanlar, onunla sohbetler, konferanslar, toplantılar, ben onunla birlikte muazzam bir zaman geçirdim. Saatlerce resim yapardı ve araya girmem neredeyse imkansızdı. Çünkü resim yaparken adeta transa geçerdi, trans haline geçtiği zaman onu rahatsız edemezdim. Evet, anladığım kadarıyla anneniz çalışırken çok konsantre oluyordu. Çok konsantre olurdu ve kimse ses çıkarmaya bile cesaret edemezdi. Kimse ses çıkaramaz ve araya giremezdi. O durup dururken bir anda resim yapmaya başlardı. Resim yapmaya karar verir ve resim yapmaya başlardı. Kimse bilmezdi ama ben hep onun yanındaydım. Ne zaman resim yapmaya karar verse ben atlar ve bir fırça alırdım, kendini tamamen bırakırdı. Anneme nasıl başladığını sormuştum. O da bana içinden geldiği gibi bir yandan diğer yana çizdiğini söylemişti. Ben de kendi fırçamla aynısını yapıyordum. İşte her şey böyle başlardı. Bir yerde okumuştum. Anneniz sizi her zaman yanında istermiş. Evet, mümkün olan her yerde onun yanındaydım. Peki, sizi resme teşvik ettiği ya da sizi resim yapmanız için zorladığı oldu mu hiç? Hayır ama bana bir resim defteriyle kalem almamı ve ilgimi çeken bir şeyi çizmemi söylediği olmuştu. Zaten bunu her önüne gelene, hatta tanıştığı bütün öğrencilere ve çocuklara söylerdi. Yanınızda bir defter taşıyın derdi. İlgilerini çeken şeyleri çizmek için, ne olursa, hayvanlar, bitkiler. Sizin de resim yapmanızı bir şekilde sağlardı yani. Evet, kalemle çizmemi isterdi. Sadece kalemle. Boyamak daha sonra olabilirdi. Abiniz Nejat Devrim de bir ressamdı. Ve anneniz Fahrünnisa Zeyd'in abinizin resimlerini eleştirdiğini okumuştum ben. Anneniz onun resimlerini eleştirirmiş. Bu doğru mu? Onların arasında böyle bir durum her zaman vardı. İlk başta annemin Londra'da, Nejat'ın da Paris'te olduğu zamanlar bu kadar değildi ama bir keresinde Nejat Polonyalı bir kadınla evlenmişti ve tartışmalar o zaman başladı. Evlendikten sonra. Annem Nejat konusunda pek mutlu değildi. Çünkü o askerliğini yapmamıştı. Ona sürekli askerlik yapmasını yoksa Türkiye'den ayrılamayacağını söylerdi. Ama Nejat onu hiç dinlemedi. Ben bir ressamım ve hayatımı bu şekilde geçirmeye karar verdim, derdi.
Sonuçta Paris'e annemden önce geldi, bir yıl boyunca orada dolaştı. Çünkü bütün ressamlarla sanat eleştirmenlerini bilmek ve tanımak istiyordu. Sizin de bildiğiniz gibi savaş sonrasında Paris bütün sanatçıların ve sanatın merkezi haline gelmişti. Nejat hepsinden bir yıl öndeydi ama zamanla olaylar değişti ve daha zor olmaya başladı. Peki anneniz ve abiniz arasında geçen sanat konusundaki tartışmalara hiç siz şahit oldunuz mu? Tartışma mı? Ben o tartışmaların fiziksel çekişmenin tam da ortasındaydım. Büyükdere'de. Büyükdere'de. Büyükdere'de bir akşam Nejat geldi, biraz alkollüydü. Hangi yıldı? 1940-1945 gibiydi. O gece geldiğinde çok üzgündü ve biraz da alkol almıştı. Anneme bağırmaya başladı ve annem çok çok üzüldü. O da Nejat'a cevap vermeye başladı ve o sinirle eline bir sandalyeyi aldığı gibi fırlattı. Sandalye benim kafama düştü. Ciddi misiniz? Evet, ben çok korkmuştum. Biraz aşırıya kaçmış. Onların arasındaki tartışmalara bir örnek de buydu. Sözlü tartışmalara ek olarak bazen fiziksel de olabiliyordu. Hiç hoş değildi. Sanırım siz hem abiniz hem de ablanıza çok yakındınız. Evet, çok yakındım diyebiliriz. Kız kardeşimle çok yakındım. Şirin Devrim. O harika biriydi. Çok çalışkandı ve inanılmaz güçlü bir karakteri vardı. Annenizin tarafından tüm aile üyeleriniz ya ressam, ya sanatçı, ya yazarmış. Hepsi olağanüstü insanlar. Hepsiyle gurur duyuyorum. 2 ay önce Füreyya teyzemin büyük bir sergisi oldu burada. Aliye teyzem çok ünlü bir gravürcü. Dayınız Cevat Şakir Karaağaçlı. Evet, tabii. Cevat Şakir'i tüm Türkiye tanıyor. Mükemmel bir insan. O Bodrum'a sürgüne gönderilmişti. Sürgüne gönderildi. Kürtleri destekleyen bir gösteriye katıldığı için Bodrum'a sürgün edildi. Onu kahrolası Bodrum denen yere gönderdiler. Çöl gibi hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Ama o insanları çok severdi. Orada balıkçılarla, çiftçilerle arkadaş olmuş ve onlara yardım etmiş. Onlar da onu çok sevmişler. Bodrum'u geliştirmiş ve değiştirmiş. Böylece dünyanın en önemli turist merkezlerinden biri olmuş. Dayınız Bodrum'a sürgüne gönderiliyor ama sonunda oraya aşık oluyor. Bitkiler ve çiçekler dikiyor, yetiştiriyor. Masmavi denize aşık olmuş. Balıkçılarla çiftçiler de ona aşık olmuşlar çünkü Türkiye'ye geldiğinde onlara tohumlar getiriyormuş. Çiftçilere götürüp neler yapmaları gerektiğini bile anlatıyormuş. Bodrum'u tamamıyla değiştirmiş. Şimdi yemyeşil bir yer. Yeşil Bodrum. Siz hiç Bodrum'a gittiniz mi? Evet, evet. Kaç kez gittiniz? Yok, çok gitmedim. Bir veya iki kere. En son 2 sene önce gitmiştim. Bütün aile hep beraber gittik. 35 kişi. Peki dayınızın oraya zorla gönderildiği dönemden bu yana nasıl bir değişim gördünüz, fark ettiniz? Üzerinden çok seneler geçti. Çok güzel bir şehir. Turist kaynıyor ve insanlar çok mutlu. Orada heykelleri var ve sokaklara bile adını koymuşlar. Bodrumluların onu çok sevdiğini biliyorum. Anneniz Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü ve çağdaş Türkiye'nin doğuşunu gördü. Siz annenizden Osmanlı ve Türkiye ile ilgili bir şeyler duyar mıydınız? Tabii, ilk günden itibaren bu yeni hareketi çağdaş Türkiye'nin kuruluşunu destekliyordu. Özellikle alfabeyi. Yeni alfabede Fahrünnisa ismini yazmıştı. Yeni alfabede ilk yazılan isim de Fahrünnisa olmuştu ve Ü harfi tanıtılmıştı. Evet, yazılan ilk isimdi. Modern Türkçenin fonetiği. Anneniz size Osmanlı dönemini ve o günleri hiç anlatır mıydı? Annem çoğunlukla sanatla ilgili konularda konuşurdu. Sanat ve kültür.
Osmanlılarla ilgili detaylara hiç girmezdi. Daha çok sanat. Kendisini biraz soyutlamıştı. Büyük büyük tablolar yapıyordu. O zamanlar böyle bir durumdaydı. İyi ama neden kendini soyutlamıştı? Ailesi yüzünden. Bütün ailesi serbest bir şekilde eğitim almıştı. Hepsi. Şakir Paşa yüksek rütbeli bir generaldi ama aynı zamanda da önemli bir yazar ve tarihçiydi. Büyük ve nüfuzlu bir aileydi. Evet, nüfuzlu aile. Dayım Cevat Şakir de önemli bir kamu görevlisiydi. Ve sonunda başbakan yani sadrazam oldu. Ona soykırımın tarihçesini yazdıracak kadar çok güvenmişlerdi. Yazdığı 15 ciltlik eseri daha sonra Türk Müzesi'ne bağışlamıştım. Anneniz daha çok hangi lisanı konuşurdu? Birçok lisanı çok güzel konuşurdu. Arapça dışında. Arapça konuşmazdı ama içlerinde en iyi Fransızca konuşurdu. Türkçe mi yoksa Fransızca mı konuşurdunuz? Türkçe. Türkçe konuşurdu. Türkçe konuşurdu benimle. Ve mükemmel Fransızca konuşurdu. İngilizce, biraz Almanca, İtalyanca. Çok iyiydi. You have traveled to London from Istanbul. After the Second World War. 1946 yılında İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde İstanbul'dan Londra'ya gittiniz. 1947. Babanız da o zamanlar Londra'da Irak Büyükelçisiydi. Of Iraq. And your mother. Anneniz ise bir yandan resim yapıyor, diğer yandan da bir diplomat eşi olarak görevlerini ihmal etmiyordu. Diplomat eşi. O günlerden aklınızda neler kaldı? O günleri çok iyi hatırlıyorum. Annem çok yoğundu. Ben bir yandan da Mısır'da okuyordum ve annemi sadece yazın görebiliyordum. Okullar tatil olunca. O yüzden de yaz aylarını hep onunla geçiriyordum. Londra'da mı? Londra'da. Annem çoğunlukla çok meşgul olurdu. 3-4 haftada bir mutlaka Paris'teki atölyesine gider ve işlerini idare ederdi. Sürekli seyahat ediyordu. Londra-Paris arasında mekik dokuyordu. Kültürel aktiviteleri için. Londra'da da sadece bir diplomat eşi değildi. Çünkü kendi işleriyle de ilgileniyordu. Hem Paris'te hem Londra'daydı. İngiltere'deki bazı diplomatlar onu çok kıskanıyorlardı. Ne işin var sürekli Paris'te? Burada bizimle kal. Paris'te olanlar burada da var diyorlardı ama öyle değildi. Ve o yenilikçi bir ressamdı. O yenilikçi bir ressamdı. Yenilikçiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün sanat eleştirmenleri Paris'teydi. Bütün komünistler, bütün sosyalistler oradaydı. Hepsi Paris'te toplanmışlardı. Dolayısıyla resim dünyasından son yaklaşımları ve fikirleri yakalamak için doğru adresti. İyi bir şey yapıyordu. Zaten en iyi işlerinin çoğunu Paris'te yapmıştı. Evet, 1958 yılında Irak'ta darbe yaşandı ve baba tarafınızdan birinci derecede kuzeniniz olan Kral Faysal ve aile üyeleri hep birlikte öldürüldüler. Babanız artık büyükelçi değildi ve resmi makamdan daha küçük bir yere taşınmak zorunda kalmıştınız. Küçük bir daireye taşınmak zorunda kaldık. Oradan da Paris'e taşındık. Evet, çok önemli bir şeydi. Ve anneniz resmi bıraktı. Kendisini ailesine yemek pişirmeye, babanıza adamaya karar vermişti. Yemek pişirmeye, tavuk pişirmeye, tavuk kemikleri. Resimlerinin bir parçası oldular. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Evin içinde nasıl bir ruh hali vardı? O zamanlar babamla iletişim kurmak oldukça zordu tabii. Kendini odaya kapatırdı. Babam olmasa onunla uğraşamazdık ama annem aileyi idare etmeyi başardı.
konserlere falan giderek normal hayatı devam ettirmeye çalışıyordu. Ama çok zor bir süreçti. Evet, az önce siz de bahsettiniz. Anneniz bir gün tavuk pişirirken, ama bu hindi de olabilir, bir yerde de hindi olduğunu okumuştum. Hindi. Hindi pişirirken bir anda kemiklerini çizmeye başlamış ve sonrasında tekrar resme geri dönmüştü. Yani onun için durmak mümkün değilmiş. Evet, tekrar başladı. Annem her zaman yeni buluşlar yapmaya hazır durumdaydı. Her zaman yeni fikirler bulmaya çalışırdı. Bu da onun yeni bir buluşu olmuştu. Tavuk kemikleri. Hep bir şeyler yaratmak istemiş, üretmek istemiş. Evet, kafası her zaman fikirlerle doluydu. Hayat doluydu ve o tam bir ressamdı. Her gördüğünü ve her hoşuna giden görüntüyü hemen beynine kaydederdi. Bir gün ona soyut resmin ne olduğunu sormuştum. Büyük bir şehrin üstünden uçarken 10 kilometre yukarıdan ne gördüğümü sordu bana. Ne göreceğim? Her şeyi nokta nokta görüyorum. Bir de karelerle çizgiler görüyorum demiştim. Bu 10 kilometre yukarıdan gördüklerimdi. Ama 1 kilometre yukarıdan evleri, sokakları ve her şeyi görebilirdim. Aradaki fark buydu. Evet, şimdi de annenizin tablolarına yansıyan hayatındaki dönüm noktalarından bahsetmek isterim. Irak kraliçesi Aliya çok genç yaşta, sanırım 39 yaşındaydı. 39 yaşındaydı, evet, evet. 1950 senesinde hayatını kaybedince annenizin hayatı için bu bir dönüm noktası olmuş. Onu çok etkiledi çünkü çok yakınlardı. Bana da çok yakındı ve beni çok severdi. Evet, bu üzücü olayın ardından anneniz 1951 senesinde en önemli eserlerinden birini, Cehennemim adlı tabloyu yapmış. Cehennemim, evet, evet. Odada otururken uçan bir sineği seyrederken bir anda o tabloyu yapıvermiş. Evet, aynen anlattığım gibi. In the room, you know, just looking at the wall and... O şekilde başlamış. Başlangıç noktası bir sinekti. Peki size o özel sanat eseriyle ilgili bir şeyler söylemiş miydi? Bize sadece nasıl başladığını anlatmıştı. 8 saat geçmiş ve ter içinde kalmıştı. Tamamen transa geçmişti. Bir başladı mı hiç durmadan devam ederdi ve asla araya giremezdik. Biz Kraliçe Aliye'ye teşekkür borçluyduk çünkü beni acımasız bir şekilde öldürülen oğlu Kral 2. Faysal'la yakınlaştıran o olmuştu. Evet, akraba olmanın yanında annenizle kardeş gibilermiş, hem de çok güvendiği bir dostuymuş. Şimdi bir de diğer kraliçe Aliya hakkında konuşmak isterim. Ürdün kraliçesi Aliya. Ürdün kraliçesi. Anneniz sanırım Ürdün'e taşındıktan sonra onun da portresini yapmıştı. Amman. İkisi çok yakınlar mıydı? Evet. Evet, sanırım yaş farkı da vardı. Onu çok severmiş galiba. Evet, çok kibardı. Evet, iki Aliya'yı da. 1970 yılında babanızı kaybettikten sonra anneniz portreler çizmeye başlamış. Onun için yeni bir şeydi bu herhalde. Bir sanatçı ve ressam için kariyerinde yeni bir dönem başlamıştı. Size göre babanızı kaybettikten sonra yalnız hissettiği için mi bu portreleri çizmeye başlamıştı? Acaba yalnızlığına ilaç olsun diye mi? Neden öyle yaptığını bilmiyorum. Kendini tamamen portre yapmaya vermişti. Ama o portreler önceden Paris ve Londra'da yaptıkları kadar güzel değildi. Arada büyük bir fark vardı. Amman'a geldiğinde benim evimin yanında güzel bir evde yaşıyordu ve 1975 yılında. Evet, 1975 yılında da Amman'a sizin yanınıza taşındı.
ve genç kızlar için bir sanat okulu açtı. Orada ders veriyordu. Geleneksel eğitim değildi. Orada sadece onları resim yapmaya teşvik ediyordu. Ellerine kalem alıp birkaç çizgi çizmelerini istiyordu. O genç kızlardan bazıları şimdi ünlü birer ressam oldular. Süha Şuman da onlardan biri. Bu kitabın yazarı Adila Laidi Hanle de Fahrunisa Zeyd'in öğrencilerinden biriymiş. Adile bizim ailemize verilmiş bir armağan gibiydi. Onun annesi ve babası Cezayirliydi. Babası Cezayir Büyükelçisiydi. Önemli bir generaldi ve daha sonra Amman'da Cezayir Büyükelçisi olarak tayin edilmişti. Neredeyse 50 sene önce. Eşi de çok akıllı bir yazar ve tarihçiydi. Şiir de yazardı. Yakın dost olduk. Hem annesi hem de Adile ile. Adile daha çok küçüktü ve hep bize gidip gelirdi. Sizden daha küçük tabii. Bunun üzerinden neredeyse 40 yıl geçtikten sonra bir gün Adile'ye rastladık ve bize müzede yardımcı oldu. Kitap yazdı detaylarıyla. Türkçe olmalıydı. Siz okudunuz mu? Adile'nin kitabını okudunuz mu? Ben kitabı iki gün önce aldım ve okumaya başladım. Türkçesi daha yeni basıldı. Araştırmamı yaparken okumaya başladım. Mükemmel bir kitap. Kitapta Fahrunisa Zeyd'in sanatçı yönünü anlattığı gibi kadın yönünü de anlatıyor, karakteri ve kişiliğini. Fahrunisa Zeyd and her character and personality. İnanılmaz bir şekilde araştırma yaptı. Bütün detayların üzerinden geçtik. Anneniz aynı zamanda yazılar da yazarmış. Ve onu da buradan, bu kitaptan öğrendim. Tamamladığı iki tane romanı varmış. Onu ben de bilmiyorum. Benim için de yeni bir bilgi. Size hiç o romanlardan bahsetmiş miydi? Hayır, ben bilmiyordum. Bana hiç söylemedi. Bilmiyordunuz yani. Yok, hayır. Annem çok iyi bir araştırmacıydı. Felsefeye de çok meraklıydı. Aklına gelen her şeyi bir anda araştırmaya başlardı. Müziğe çok meraklıydı. Klasik müziğe, özellikle Çaykovski. Bana anlatır ve o müzikleri dinletirdi. Plağı koyar ve saatlerce dinlerdi. Sonunda ben çok sıkılırdım ama şimdi zorla da olsa onları dinlediğim için çok mutluyum. Siz klasik müzik dinler misiniz? Elbette. Beni inanılmaz havaya sokuyor. Harika bir müzik. Evet, kitabın ilk sayfalarında okuduğum gibi Fahrunisa Zeyd isminin tam anlamı, Fahrunisa'nın anlamı zarif kadın, onurlu kadın. Kadın, evet. O onurlu, onurlu bir kadın demekmiş. Müslüman dünyasının en onurlu kadınıydı çünkü çok dayanıklı bir kadındı. Zaman zaman mizacı değişebiliyordu ama onu hiçbir zaman ciddiye almamazlık edemezdim. Beni, oğlunu bile şaşkına çevirebiliyordu. Bazen çok düzgün giyinmeden yanına gittiğimde bana çok kızar ve insanların geleceğini söylerdi, üstümü hemen değiştirmemi isterdi. Renkler, şekiller ve davranışlarla ilgili kendine has fikirleri vardı. Her zaman gülmeniz gerekirdi. Onun yanında hep sırıtacaktınız çünkü mutsuz insan istemezdi. Hep mutlu insanları isterdi. Evet, bunu hepimiz istiyoruz. Etrafımızda pozitif enerji olmasını istiyoruz. 1975 yılından hayatının sonu olan 1991 yılına kadar siz hep ona yakın yaşamışsınız. Hayatında bir şeylerden pişmanlık duyduğunu hiç hissettiniz mi? Ya da sizinle bu tarz konuları konuştu mu, paylaştı mı hiç? Bana kendi hayatıyla çok mutlu olduğunu söylemişti. İstediği her şeyi yaptığını düşünüyordu. Son yıllarında onunla sohbetleriniz nasıl olurdu? Sohbet etmek kolay olmuyordu çünkü duymakta zorlanıyordu. Fiziksel olarak da zorlandığını düşünüyorum ama beyni çok iyiydi.
Peki resim yapmaya devam ediyor muydu? Evet, resim yapmaya son zamanlarına kadar devam ettim. Hatta kız kardeşim ona yardım etmek, büyük tabloları bitirirken ufak tefek yerleri doldurmaya yardım etmek istiyordu. Ama annem bunu kabul etmiyor ve kendisinin yapması gerektiğini söylüyordu. Elini havada tutturup kendi bitiriyordu. Son zamanlarıydı. Evet, çok güçlü bir kadındı, onurlu bir kadın ve büyük bir sanatçı. Size hayatta verdiği en önemli öğüt, tavsiye ne olmuştu? Annenizden ne öğrendiniz? Kendime karşı dürüst olmayı. Kendinize karşı dürüst olmayı öğrendiniz. Namuslu olmak. Etrafımdaki insanlara yardım etmeyi. O bütün öğrencilere yardım ederdi. 1944 yılında ilk sergisinde Rally Apartmanı'nda kendi dairesinde olacaktı ve davetiyelerin hepsini göndermişti. 1945 miydi? 44. İki tane vardı. Biri 1944, diğeri ise 1945. 1944 yılında herkes onu eleştirmişti. O kadar merdiveni kim çıkacak diyorlar. Bir galeride değil, kendi dairesindeydi bu sergi. Hayır, galeri değil. Bütün tablolarını taşımıştı. Bütün mobilyalarını da taşımıştı. 180 tane tablo götürmüştü. İnsanlar geldiği zaman onun tablolarına bayıldılar. Adeta büyülendiler. Orada bir haftası vardı ve bir hafta daha uzatmak istedi. Okullardan çocuklar bile gelmek istiyordu. Müthiş bir sergi oldu. Kültürel bir devrim gibiydi. Ertesi yıl böyle bir sergisi daha oldu ama bu sefer insanlar onu eleştirmeye başlamıştı. Çünkü sergi paralıydı. Ama annem, eğer resimlerimi beğeniyorlarsa gelirler diyordu. Bu konuda yapacak bir şey yoktu. Peki son olarak size şunu sormak isterim. Günümüzdeki bölünmüş Irak devletini nasıl görüyorsunuz? Suriye'de de devam eden bir iç savaş var. Mülteci krizi ve bölgemizde yaşananlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Çok kötü. İyi sonuçlanmasını umuyorum. Her zaman her şeyin en iyisini istemeliyiz. Bütün bu mücadeleye rağmen biz hep en iyisi için dua etmeliyiz. Çünkü etrafta iyi insanlar da var ve onlar en doğru çözümü bulacaklardır. Bulmak zorundalar çünkü sonsuza kadar böyle devam etmesi mümkün değil. Dünya için ve Müslüman dünyası için büyük bir utanç. Prens Rahat Bin Zeyd, değerli vaktiniz ve bu röportaj için çok teşekkür ederiz. Evet, dün bugün yarının sonuna geldik sayın seyirciler. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Umarım siz de keyif almışsınızdır Fahrinisa Zeyd'in oğlu Prens Rahat Bin Zeyd'le yaptığımız sohbetten. Geçmişe biraz gittik. Annesini anlattı bize, annesinin sanatını anlattı. Bir sonraki programımızda yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.